Merhabalar Arda Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Influencer Festivalimizin 4. günündeyiz. Bugün de programımızda katılımcıydınız. Neler düşünüyorsunuz? Sizler programı sıcağı sıcağına yaşadınız. Bir de sizlerden neler hissettiğiniz hakkında bilgilerinizi duymak isteriz. Evet, öncelikle böyle bir organizasyon gerçekleştirildiği için tebrik ederim. Çünkü geleceğin pazarlaması artık influencer olarak geçiyor. Geleneksel pazarlamayı biraz geride bırakmaya başladı. Bu organizasyonla birlikte eminim ki bu işe gönül verenler, bu işe yeni başlayanlar, başarılı olmak isteyenler katılımcılardan kendilerine düşen payları alacaklardır, bilgilendirmeleri alacaklardır. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Bir şeye başladığınız zaman sonunu mutlaka getirmek için başlayın. Çünkü hiçbir şey yarım kalmamalı. Bu başarılı olursunuz, başarısız olursunuz ama idealist olarak bir işe başlamalısınız. Dolayısıyla influencer olmak istiyorsanız, influencer olmak için gerekli çabayı göstermeli. İstediğiniz alanda o başarıyı yakalamak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmelisiniz. Başarısız da olabilirsiniz. Hemen farklı başka noktaya dönebilirsiniz ama mutlaka başarmak için olan tüm doneleri kullandığınızdan emin olmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bugün geldiğiniz buralara kadar katılım gösterdiniz hem de şu anda röportaj içerisinde destek veriyorsunuz. Tekrardan teşekkürler, iyi günler diliyoruz. Rica ederim. Eminim ki tüm gençler sizlerle birlikte daha başarılı noktaya gelecekler. Merhabalar Emir Bey. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Influencer Festivalimizin 4. günündeyiz ve sizler de katılımcıydınız. Neler düşünüyorsunuz? Programda siz sıcağı sıcağına bütün olayları yaşadınız. İçerisindeydiniz. Bir de program dışı sizlerden duyalım duygu ve düşüncelerinizi. Gayet keyifli, güzel bir organizasyon olmuş öncelikle. Bir öğrenci ekibinin bu kadar prodüksiyonun da içinde yer alarak böyle bir organizasyon yapması çok güzel. Hem buna, bu organizasyona vesile olan okulun yetkililerine hem de sizlere çok teşekkür ederim kendi adıma. Benim için gayet keyifli, güzel bir etkinlik oldu. Umuyorum herkes için faydalı geçmiştir. Biraz bazen spor, bazen otomotiv, bazen teknoloji, bazen sosyal medya konuştuk. Genel itibariyle keyifliydi. Orada verdiğim mesajlara ek olarak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir anda her şey hiçbir zaman olmuyor. Her zaman da her şeye hazırlıklı olmayabiliyoruz. Ama önemli olan ne kadar hızlı adapte olduğumuz, ne kadar doğru ve güven veren bir bireysel marka yarattığımız. Dolayısıyla bazen şimdi hep biz de küçükken şey deneriz, siz gençler böyle yapıyorsunuz vesaire gibi ama sosyal medyada yaptığımız bir tane paylaşım dahi bugünün dünyasında, sadece Türkiye'de değil, bugünün dünyasında 10 sene sonra karşımıza çıkabiliyor. 20 sene sonra sen çocukken, gençken, üniversitedeyken böyle bir şey söylemişsin diye karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bireysel markamızı sosyal medyanın da yardımıyla bugün itibariyle dün başladık, dünden önce başladık. İnşa ediyoruz. O yüzden ne yaptığımıza, ne yazdığımıza, ne paylaştığımıza ve ne konuştuğumuza birazcık dikkat etmekte fayda var. Ki güvenilir, güzel, doğru bir bireysel marka üretelim. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli düşünceleriniz ve katkılarınız için. Hem okulum adına hem de gerek arka plandaki ekibim hem de bu programda bütün emeği geçen herkese sizlerin önünde teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi günler. Ben sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Emirhan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Influencer Festivalimizin 4. günündeyiz ve sizler de katılımcıydınız. Neler düşünüyorsunuz? Program sonrasında böyle bir duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Başarılıydı. Dönen sohbetler gerçekten değinilen konular önemli konulardı. Mesela oyun konusuna değindik. Benim ilgi alanıma geliyor daha çok. Oyun konusundaki yetersizlikleri konuştuk. Neler yapılabilir ufak da olsa kendi görüşlerimizi belirttik. Baktığımız zaman güzel bir sohbet, güzel bir diyalog geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve eğlenceli ve heyecanlıydı gerçekten. Set arkası falan her şey çok iyiydi. Biz de teşekkür ediyoruz. Öte yandan şimdi bir reels çekiyorsunuz. Birazcık da sosyal medyaya mı girelim artık? Hani öyle o tarzda girebilir miyiz? Tabii ki de. Bir reels videoları çekiyorsunuz. Bu reels videolarını çekerken hani nasıl, nelere dikkat ediyorsunuz? Hı-hı. Bir de böyle ufak ufak diyorlar. Hem kendi adıma hem de bir arkadaşlar adına tabii. Belki bilgilendirmek yapmak istersiniz. Tabii ki. Şimdi video çekerken videonun başlıca kuralı çektiğimiz kısa videoların ilgi çekmesidir. Bizler video çekerken en çok dikkat ettiğimiz şey videonun ilk 3 saniyesini yakalayabilmektir. Bunu yeri geldiği zaman elimizde bir nesneyle gireriz. Mesela kendimden bahsediyorum. İlgi çekici bir şekilde girdiğimiz zaman izleyicide otomatikman şey algısı oluşuyor. Bu ne?
bunu algılayana kadar ilk 3 saniyeyi yakalıyoruz zaten. Bunu yakaladıktan sonra videodaki konuşman, tavrın, akıcılığın veyahut yaptığın hareketlerle kendini ön plana çıkartman gerekiyor. En çok dikkat edilmesi gereken şey de influencer olmak isteyen arkadaşlara tavsiyem düzen. Düzenli olmadığın şekilde, düzenli olmazsan şayet kesinlikle bu işte bir yer edinemezsin. Çünkü algoritma her daim seni geri atar. Öne çıkabilmek adına her gün düzenli bir şekilde videoları atılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Yani şöyle söyleyeyim, bu hafta sonuna kadar bizim okulumuzda gerçekleştirmiş olduğumuz bir reels çekme yarışması var. Hem arkadaşlara da böyle bir güzel önden bir bilgi vermiş olduk. Aynı zamanda da tekrardan teşekkürler diliyorum. İyi günler.